Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte 40 soru serisi problemler kampında 36. teste kaldık arkadaşlarım. Ve 36. testle alakalı benim sana yapmam gereken uyarıları hemen yapacağım. Hiç vaktini çalmayacağım. Öncelikle 36. test 76 ve 77. sayfalarda bulunuyor. Hemen işaret koyman gereken soruları söylüyorum. Ki bu işaret koyman gereken soruları sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gerekiyor diye koyduruyorum. Aklında bulunsun ilk defa izleyenler varsa. Soru numaralarını söylüyorum. 3. sorumuz, 4. 5. ve 8. 3, 4, 5 ve 8 numaralı sorulara mutlaka ama mutlaka gerekli önemi gösteriyorsun, işaretini koyuyorsun. 40 soru serisi problemler fasikülümüz 88 sayfa ve içerisinde 40 tane problemler testi bulunmakta. Bu kitabı edinmek istiyorsan açıklama kısmında satış linki mevcut. Buraya tıklayarak mutlaka satın alabilirsin. Evet gençler, artık hazırsanız ben kitabımı kenara koydum ama sizler önünüzü açtıysanız, elinize de kalemleriniz varsa, karşınıza da ben varsam artık hazırız demektir. Abone olun ve lütfen videoları beğenin arkadaşlar. O halde hazırız dersimize. Geçelim. Hadi buyurun. Otuz altıncı testimizde ilk sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir 9. sınıf matematik dersinde uygulanan ve tüm öğrencilerin katıldığı 10 soruluk bir teste ait doğru cevap sayıları ve bu doğru cevap sayılarının öğrenci sayısına göre dağılımları verilmiş gençler. Şimdi doğru sayısına bakıyoruz. 6 doğru yapan 2 öğrenci, 7 doğru yapan 4 öğrenci, 8 tane doğru yapan 7 öğrenci, 9 doğru yapan 6 ve 10 doğru yapan 1 öğrenci var. Buna göre bu sınıfta matematik testinin doğru cevap sayısı ortalaması kaçtır? Çok basit, artık şöyle düşüneceğiz. 2 tane öğrenci 6'şar tane doğru yaptıysa toplam 12 doğru yapılmıştır. Burada 28 doğru vardır, burada 56 doğru, burada 54 ve burada da 10 tane doğru vardır toplam. Ben bunları toplayacağım ve öğrenci adedine böleceğim. Peki kaç tane öğrenci var? 2 artı 4, 6, 7 daha 13, 6 daha 19 ve 1 daha 20. Yani bunu toplayıp 20'ye böleceğim. Hadi toplayalım. 28 de 12'nin toplamı 40 yapar. 56 ve 54'ün toplamı 110 yapar ki toplarsak 150 gelir. 10 daha 160'tır ve 160'ı ben öğrenci sayısına, yani 20'ye böleceğim dedim. Ortalama net sayısı 8 olacaktır. O halde doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Evet gençler, geçtim ikinci sorumuza. Bir mağaza sahibi sattığı ürünler için iki seçenek sunmaktadır. Ya diyor %28 indirimle ödeyeceksin, ya da 5 taksitle %8 zamlı ödeyeceksin diyor. Yani %8 zam uygulanacak bu fiyata diyor. Şimdi örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Bunun fiyatı 100A iken 72A'ya düşer. Bunun fiyatı 100B iken 108B'ye çıkar. Mağazadan alışveriş yapan Hülya Hanım birinci ve Ayşe Hanım ikinci seçeneği ödemiş. Yani Hülya Hanım bu kadar, Ayşe Hanım bu kadar ödeyecek. Taksitle ödüyor ama sonuçta cebinden çıkan para 108B. Bunu unutma. Farklı seçenekleri tercih etmiş olmalarına rağmen kasada ödedikleri para eşit olduğuna göre Hülya Hanım'ın aldığı ürünün etiket fiyatının, yani 100A'nın 100B'ye oranı soruluyor. Yani A bölü B soruluyor bize. Güzel. Şimdi 72A ile ben 108B'nin eşit olduğunu biliyorsam artık soruyu bitirmişim demektir. Her ikisini 36 ile sadeleştirirseniz, ki 36'ya bölünür, 2A eşittir 3B'dir. A bölü B sorulduğuna göre A bölü B eşittir 3 bölü 2 diyebilirim. Doğru cevabım da A seçeneği olur sevgili gençler. Devam ediyorum. Fasikülümüzdeki 283. soruyla, yani 36. testte 3. sorumuz. Bir market satışlarını artırmak için tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %10 indirim kampanyası başlatmıştır. Yani tüm ürünler, örnek veriyorum, 100K iken 90K'ya düşüyormuş. Bir A bankası ise tek seferde 400 TL ve üzeri kredi kartı peşin harcamalarınıza 30 TL'den de puan hediye demiş. İrem Hanım A Bankası'nın kredi kartı kampanyasına katılıp bu marketten etiket fiyatlarının tutarları toplamı 500 lira olan bir alışveriş yapmış. 500 liraysa zaten %10 indirim vardı ya. %10 indirimle beraber 50 lira bir indirim olacak. Artı üstüne 500 liralık alışveriş yaptığı için, yani 400'ü geçtiği için 30 lira da bankadan kazanacak. Şimdi 30 lira da bankadan kazandığına göre 30 lira daha düşmüş gibi düşünebiliriz fiyat. Yani ne kadara gelecek? 420 TL'ye gelecek 500 liralık alışveriş. Şimdi diyor ki buna göre İrem Hanım marketin indirim uygulamadığı bir günde nakit para kullanarak aynı tutarda, şuradaki ile fazla olmuş, silelim onu. Nakit para kullanarak aynı tutarda yaptığı bir alışverişe göre yüzde kaç kar etmiştir diye soruluyor. Şimdi
Sadece nakit para kullansaydı ne bankanın kampanyasından yararlanabilecekti ve indirimsiz bir günde diyor. Yani 500 lira ödeyecekti. 500'de ne kadar bir karı var? 80. 500'de 80 karı varsa 100'de tabii ki 5'e böleceğiz. 16 karı vardır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam edelim 4. sorumuzda. Ayar kavramı neymiş bu? Altında ayar altının saflığını göstermek için kullanılır. Saf altın ise 24 ayar olarak isimlendirilir. Pekala. 24 ayar altın çok yumuşak olduğu için genellikle bakır veya gümüşle karıştırılır. Örneğin bir bilezik eğer 18 ayarsa bu ne demek biliyor musun? 24'te 18 yani toplam ayar full kapasite 24, tamam mı? Eğer 18 ayarsa 24'te 18'i altın ve 6'sı da tabii ki bakırdır anlamına geliyor. Buna göre 30 gram 18 ayar altın bilezik alan bir kişinin bileziğinde kaç gram altın vardır? Öncelikle 18 ayar olduğu için ne kadarı altındır? 18 bölü 24'ü altındır. Peki kaç gramdı? 30 gramdı. Demek ki ben bunu 30'da çarparsam cevabı bulurum. Bu da bana 30 çarpı. Bak 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 4. Demek ki ben bunu 3 bölü 4 ile çarpacağım. O halde 30'u 4'e böldüm 7,5. 7,5 ile 3'ü çarparsam 22,5'un ta kendisini bulurum. Demek ki 30 gramlık bileziğin 22,5 gram aslında altınmış. O halde doğru cevap da tabii ki B şıkkı olacaktı. Devam edelim. Fasikülümüzdeki 285. sorumuzda bakın zor gibi görünen bir örneği ne kadar basit çözeceğiz. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki ABCD pistinin A köşesinde bulunan iki hareketliden biri V1 ki 8 metre bölü dakika, diğeri de V2 ki 6 metre bölü dakika hızla hareket ediyorlar. Ve ilk defa E noktasında karşılaşıyorlar. 3AB eşittir 4AD. AB de diğer dikdörtgenin uzun kenarı, AD ise dikdörtgenin kısa kenarı. Bunların arasında 3x'e 4x gibi bir orantı vardır. 3 kere 4x 12x, 4 kere 3x 12x yapar sonuç olarak. Demek ki burası 3x'miş ve burası da 4x'miş. Eğer böyleyse burası da 4x'tir ve buranın da tamamı tabii ki 3x'tir. Şimdi gençler iyi dinleyin beni. CE bölü BE oranı yani şuranın şuraya oranı bizden istenmiş. Şimdi ben bunu şu şekilde düşüneceğim. İyi dinle beni. Hızları 8'e 6 ya. Hızları 8'e 6 ise aldıkları yol da 8 ile ve 6 ile orantılıdır. Yani V1 ile hareket eden 8 metre bölü dakika ile hareket eden 8 m kadar yol aldıysa V2 ile yani 6 metre bölü dakika ile hareket eden 6 m kadar yol almıştır. Yani toplam alınan yol 14 m'dir. Pekala. Şimdi pistin çevresine bakalım. 3x 3x 6x 4x 4x 8x toplam 14x. Bunlar karşılaştıkları takdirde zaten toplamda 14'ün katı kadar yol alacaklar. Yani toplam 14x kadar yol alacaklar. Ve bu 14'ün 8'ini V1, 6'sını V2 hareket etmiş. Bak buraya 3x, 4x daha 7x demek ki burası x olacak. 4x demek ki burası 2x olmalı ki 6x kadar hareket etmiş olsun. Yani x bölü 2x 1 bölü 2'yi verir. Doğru cevap D şıkkıdır deriz. Ve devam edelim 6. sorumuza. Bir teknoloji mağazasında satılan bazı ürünlerin alış satış fiyatları verilmiş. Tablet, cep telefonu, laptop, masaüstü bilgisayar ve kamera alışı satışı var. Burada buna göre bu ürünler içerisinde kar oranı en düşük olan ürün hangisidir diye sorulmuş bizlere. Şimdi burada en net direkt bulabildiğim bir şey ararım. Mesela diğerleri küsuratlı falan ama şu çok bariz belli bak bu. Laptop çok bariz. 5000'de 500 karı var. O zaman %10 karı vardır değil mi? Şimdi %10'a göre değerlendirelim bakalım. 1800'ün %10'u 180'dir ve ben bunun üstüne 180 eklediğimde 1980 yapacaktı ama demek ki %10'dan fazlaymış burası. 4800'ün %10'u 480'dir. Bunun üzerine 480 eklersem 4280 yapar. Demek ki bu da %10'dan fazlaymış. Çünkü 5376'ya satılıyor şurası. 5000 özür dilerim. 3600'ün %10'u 360'tır. Eklersek üstüne 3960 yapacaktı ama 4320 bayağı bir karlı satılıyor masaüstü bilgisayar. Dolayısıyla bu da %10'dan fazladır karı. Kameraya bakıyorum. Bunun %10'u 120'dir. 120 eklersem 1320 olacaktı. Bu da bayağı karlı satılıyor. %10'dan fazla. Hepsi %10'dan fazlayken ve bu %10 iken tabii ki en düşük kar nereden elde ediliyordur? Laptop'tan arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Devam. 7. soru. Şekildeki tabloda A ve B fidanlarının yıllara göre boy uzunluklarının değişimi verilmiş. Mesela dikildiği anda 30 cm olan A fidanı 1 yıl sonra 60, 2 yıl sonra 90 cm oluyor. Yani ben burada neyi görüyorum? 30-30 artıyor. Çok güzel. B fidanı ise dikildiğinde 80 iken
20 artmış ve 20 artmış 100 ve 120 olmuş. Bu fidanlar aynı hızda büyümeye devam ettiklerine göre dikildikten kaç yıl sonra A fidanı B fidanından 100 santim uzun olur diye sormuş. Şimdi A fidanının başlangıçta uzunluğu 30'du. Ve 30'dan sonraki her yıl 30 artıyorsa 30 çarpı x yıl diyelim. Diğeri ise dikildiğinde 80 iken her yıl 20 arttığına göre 20x diyelim. A fidanının boyu B fidanının boyundan 100 santim fazla olsun istiyor. Demek ki bunlar artık birbirine eşittir ben sağ tarafa 100 eklersem. Şimdi şuradaki 20x'i 30x'in yanına fırlatalım. Ne kalır? 10x kalır. Şurası 80 artı 100'den 180'dir. 30'u buraya gönderirsem 150 olur. X eşittir kaç gelir? 15. Şimdi bu ne demek oluyor? Biz x yıl sonra bu fidanların biri diğerinden 100 santim fazla olsun demiştik ya. Demek ki x'i bulduğumuza göre cevap 15 olacak. Yani cevabımız C şıkkıydı sevgili gençler. Ve devam ediyorum artık son sorumla. Dikkatli dinlemen gereken bir soru. Aşağıda doğrusal bir yoldan aynı yönde sabit hızlarla hareket eden A ve B araçlarına ait yol zaman grafiği verilmiştir. İki araç arasındaki mesafe ise 120 kilometre iken önce A harekete başlıyor. Şimdi 120 iken A harekete başlamış. Başladıktan sonra burada gördüğün gibi 3 saatte hop 120 kilometre yol almış. Yani 3 saatte 120 kilometre yol alıyorsa 1 saatte 40 kilometre yol alacaktır. Bu da A'nın hızını verir. VA eşittir 40 kilometre bölü saat demektir. Tamam, artık bu cepte. Bu dursun. Şimdi devam edelim. Sonra bu A'nın hareketinden 3 saat sonra B harekete başlamış. Burada gördüğünüz üzere. Ve daha sonrasında 4 saat sonra 240 kilometre yol aldığını görüyorum. 4 saatte 240 kilometre yol alabiliyorsa 1 saatte 60 kilometre yol alıyordur. Ve B'nin de hızı ortaya çıktı. VB eşittir 60 kilometre bölü saat dedim. Şimdi ilk başta B tam harekete başladığı anda aralarındaki yol farkı 240. Ve biliyorsun ki B daha hızlı. B ne kadar daha hızlı? 20. O halde ben VB'den VA'yı çıkarırım. Ve bunu bir T ile çarparım. T ile çarptığım takdirde de 240 kilometrenin kapanmasını beklerim. VB'den VA'nın farkı 60-40'tan 20'dir. 20T eşittir 240 ise T buradan 12 gelir. Bizden de B aracı harekete başladıktan kaç saat sonra A aracına yetişir diye sorulmuştu. Ben T'yi 12 bulduğuma göre doğru cevap D şıkkı olacaktı sevgili gençler. Evet canım arkadaşlarım, bu testimizin ve bu videomuzun da artık sonuna geldik. Bu sorular seni zirveye ulaştıracak. Bu kitap seni zirveye ulaştıracak. Problemler namına hiçbir problemin kalmayacak. Buna emin olabilirsin, bana güvenebilirsin ki çözüm videolarını yaptıktan sonra, sen çözümleri gördükten sonra, soruları anlamaya başladıktan sonra buna daha iyi kanaat getireceksin. Herkesin ilk başta tabii ki çekinceleri olabilir. Ya ben bu kitabı aldım, inceymiş de tamam eyvallah, ama bitirdiğim takdirde problemler kafamda nasıl hallolur? Arkadaşım, sen sadece bir kitabı alıp çözüm yapmadın. Bu kitabın özelliği şu. 40 soru serisi olmalı öncelikle, tamam mı? 40 soru serisi olması özelliği. Ve ben 40 soru serilerinde şunu hedefliyorum. Tamamıyla ÖSYM tarzı. Bir tane bile konu kavrama örneği olmayacak. ÖSYM nasıl dil kullanıyorsa o şekilde. ÖSYM neyi sormak istiyorsa o şekilde. ÖSYM hangi kazanımı vurgulamak istiyorsa o şekilde sorular hazırladım ben sana. Ve 320 tane birbirinden kalifiye soru seçtim. Her testin çözümünde diyorum ki bak şu soruları işaretle, o sorular seni zirveye taşıyacak. Ve her testin çözümlerini ÖSYM'de sen zaman kazanabilesin diye bu şekilde en kısa halleriyle, en sade ve en yalın halleriyle anlatmaya gayret gösteriyorum. Zaten bunun olayı burada. Ve 40 soru serisi problemler seni şu an çözdün, tamam sınavda full çekebilirsin dedirtmiyor. Sadece diyor ki artık diyor problemlerle alakalı diyor nasıl çözmen gerektiğini biliyorsun diyor. Hadi şimdi diğer problemleri parçala diyor. Denemelerde problemler netlerinin arttığını göreceksin. Buna emin olabilirsin. Evet gençler, artık noktayı vuralım videomuza. 36. testi bitirdik. 37. testte görüşeceğiz artık o videoda. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz.